Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım diye soruyorsunuz. Bukette kahve falı Instagram hesabından ulaşım sağlayabilirsiniz. Aşağıda telefon linki bırakıyorum. 0533 031 0132 numaralı hat üzerinden WhatsApp oluyor. Aşağıdaki link tıkladığınız gibi iletişim kurmuş oluyorsunuz benimle. Fincanı Benim kapatırken izleyecek olan tüm izleyenlerim için gönüllerinden geçirdikleri konuyla alakalı inşallah güzel sonuçlar alsınlar diyorum ve bu şekilde niyetlenip kapatıyorum arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim bakalım neler söylüyor bugün bize falımız Evet yani kafanızda bir para para ile alakalı bir ikilem yaşanıyor bir karşınızdaki kişiyi anlatma bir acaba gelecekte şu mu olsa diye ikilemeniz çok net yansımış arada duran iki insan var sizden küçük duruyorlar Arada duran kişileri ya küçük görüyorsunuz artık etkisiz oldukları için ya da bizzat bu bir iki çift yani karı koca şeklinde belki de bir birliktelik. Arada kalan iki çocuk var belki de. Siz paranızla alakalı e, geçmişte yapılanlar gibi bir bir düşünce haliniz var. Bir de bu parayı geleceğe nasıl taşırım? gibi bir düşünceniz var. Bununla ilgili çok ciddi anlamda ikilem yaşadığınızı görüyorum. Bu sizin geçmiş tarafınızda kalmış bir durum. Ama sonrasında o ikilem öyle güzel bir konuşma, böyle bir dinlenmeye, bir stabil gitmiş bir şeyler. Yani bir noktada çok yükselmişsiniz. O yükseliş sonraları artık daha böyle ne olacaksa olacak sanki dermişçesine. Böyle bir rahata bıraktığınızı görüyorum kendinizin. Çok yakın bir geçmişte, önümüzdeki geçmiş olan bir aylık süreç içerisinde belki de bir yola gidilmiş olduğunu görüyorum. Bir yolla alakalı böyle bir bilinmezlik varmış, gidilmiş ve bazı şeyler netliğe kavuşmuş gibi sanki. Şimdi bugününüz ve tam olarak Nisan'ın sonuna kadarki tüm süreç ee, bayağı aslında sizin en hareketli olacağınız süreçlermiş gibi şimdi güçlü bir insansınız karakter olarak çok pardon bayağı çarptı böyle çın diye bir ses şimdi arkadaşlar karşılıklı konuşmanız şurada o kadar çok net gibi bir insanla beraber önce bir fikir ayrılığı yaşadığınızı görüyorum bir insan geleceğe kesinlikle odaklı birisi geçmişle alakalı bazı şeylere takılı kalmış bunun üzerine sonrasında bir karşılıklı konuşma haliniz var ama yük bende diyorsunuz yani ben çok yoruldum artık ben her şeyi üstlendim taşıyorum bununla alakalı yorgun hissediyorum kendimi gibi bir isyan var aslında orada benim konuştuğunuzu gördüğüm noktadan bir s harfi var sanki s harfi ayrıca sizi kırmış gibi kalbinizi kırmış gibi küçük bir küçülmüş bir s karşınızdaki insanı küçültmüşsünüz çünkü. Yani bana bunu yaptı ya artık benim için yok dermiş cesinesiniz. Orada gördüm. Şimdi siz e, iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Üç kişi altta sizin akıbetinizi merak ediyor. Yani ne yapacaklar acaba? Neye karar verecekler acaba diye izliyorlar. Çok da dahil olmuyorlar açıkçası. Sadece bir kişi var ki sizin iyiliğiniz için ısrarla e, geride bırak diyor. Yani geriyi geçmişini geçmişte bırak artık lütfen der gibi. Yani sizin çünkü özellikle bu fal sahibi kişinin geçmişe odaklı lafları var. Israrla şu oldular bu oldular. Artık olan olmuş aslında. Şimdi sizin dinlenmeye ihtiyacınız var düşüncesel olarak. Ve de etrafınızda müdahale etmeyen bir üç kişinin dışında. Yanınızdaki insan sizi sürekli böyle dik olmanız için tutuyor gibi yükseltmeye çalışıyor gibi çıkmış. Partner olarak değerlendirdim şu iki karşılıklı konuşmayı. Geçmişinizi eğer olur da silebilirseniz aslında geleceği toparlayacaksınız gibi görüyorum. Çünkü şurada çok güzel bir başlangıcınız var arkadaşlar. Yani bu başlangıç dediğim nokta sizin aslında etrafınızdaki biraz ne diyelim ona fikir çatışmaları yaşamışsınız. Yani aslında biraz kendi bildiğim, kendi dediğim dedik diyebileceğim bir durum. E, olduğunuzu ve bu durumun aslında haklı olduğunuzu görüyorum. Yani siz ne iddia ediyorsanız etmeye devam edin. Haklı çıkacaksın diyor bu fal size yani. Etrafınızda zaten böyle davranmışsınız ve haklı da çıkacaksınız. Özellikle Nisan'ın sonu gibi ben e, bu ilişkide kadının e, çok şükür ci olduğunu çok ilahi bir em, hayırlıysa olsun hayırsız olmasın dermiş gibi görüyorum yani kadının böyle geçmişi belki silmeye çalışıyor güzel başlangıçlar yapmaya çalışıyorsunuz erkek ise tamamen hasta kadını kaybetmekten korkuyor gibi çıkıyor benim burada gördüğüm bir birliktelik var arkadaşlar bu birliktelikte tam olarak önümüzdeki iki hafta içerisinde bir start veriyor etrafınızdaki insanlar bir şekilde karışmasalar da eğer ki geçmişte bazı şeyler unutulursa bu birliktelik geleceğe taşınır ya da bu evlilik bu birliktelik bu beraberlik onarılır. Geleceğe taşınılabilecek bir birliktelik var burada benim gördüğüm. Şimdi bakış açısı itibariyle aslında şeysiniz biraz. Sanıyorum tecrübe ve zaman sizin böyle onaran em, hayata bakış açınızı biraz e, net, sadeleştiren arkadaşlar. O ya da bu sebeple. Sebebin ol, ne olduğunu bir önemi kalmıyor sizde. Bunlar oldu buralara kadar geldi. Şimdi çözüm ne olacak dermiş gibi. Yani e, boş bir arazi, arazi düşünün. Tarla düşünün. Yani nerede olduğunu bir önemi yok. Bu öyle de ekilecek böyle de ekilecek der gibi baktığınızı görüyorum. Yani bir şeyleri artık yeşertmek için tohumlar ekilecek. Özellikle Nisan'ın sonu sizin için aslında bir yenilenme, bir dirilme, bir güçlenme, bir ayağa kalkma. Emekleme evreniz ama Nisan'ın sonunda kalkıyorsunuz. Şimdi iki kişi karşılıklı kesinlikle konuşuyor ama bir kişi de bu iki kişinin üstünde duruyor. Ne diyebilirim buna? Şimdi sizi birlikleriniz konusunda destekleyen bir insan bu. Ben buradaki karşılıklı iki kişi öpüşerek görüyorum yani bir partnerlik durumu söz konusu arkadaşlar. Ama bir kişi de tepede duruyor ki sanki bak tekleme geçmiş hatırlama. Bak aman dikkat et toparlandın iyi oldun sen iyi yerlere geldiniz artık. Hani bu böyle gidecek bakma geçmişe gibi böyle sizi telkin ediyormuş gibi. Sizin yeni sayfa açmanıza vesile olma yani vesile demeyelim ona da yeni sayfa açtığınızda geçmişe bakmamanıza vesile olacak bir insan. Tam olarak bu. Şöyle bir Haziran ayınıza baktığım zaman para saat kulesi gibi çıkmış zaten. Bir yol var bir yol sizin seçeneğiniz de olabilir. Gitmek istediğiniz yolda olabilir. Yol bağlantılı bir para işi de olabilir. İşiniz yol bağlantılı olabilir. Para için yola gidebilirsiniz. Ya da bizzat bir iş için bir karardır bu. Ama sonrası para arkadaşlar. Yani ben sizin adınıza güneşin doğacak olduğunu söyleyebilirim. Güzel başla. Mesela hani ilişkinizle alakalı öyle bir yoğun süreç geçireceksiniz ki ilişkinizi toparladıktan sonra işinize bakıyorsunuz. Artıyı eksiği iyice terazi dengesinde tutarak adımlar atılıyor. Ee, i̇nsanların sizi vermiş olduğu zararları tecrübe etmiş bir siz olarak yolunuza devam ediyorsunuz. Ve bu iş parayla alakalı bir iş. Bu yol, bu karar her ne ise Haziran ayın başı gibi başlanıyor bu işe. Haziranda start veriliyor bu karara. Ve aslında şey diyor. E, bence de başlanmalı e, falan göre. Yani çünkü bu iş başlangıç noktasından itibaren aslında etrafı temiz. Yani akpak da gördüğüm için bereketli gider, para kazandırır ya da doğru yatırım diyebiliyorum. Parayla ilgili bir iyi anlaşma, doğru anlaşma diyebiliyorum. Var olan işiniz her neyse bence de siz o işi yapın diyebiliyor falınız. Bakalım tabak bize neler söyleyecek. Tabağımız da bizim önümüzdeki 4-5 ay yımız kısmı burasıdır. 4-5 ayımızdan sonraki 4-5 ayımız da burasıdır. Bir fal ortalama sadece bir yıllık öngörü verebilir. Yani bunun dışında bir kehanet düşünemiyorum. Doğru da bulmuyorum. Şimdi 3 tane niyetinizi şöyle göstereyim. Bunların biri para ve aile ilgilendiren para. Bunların biri aşk, bunların biri iş. özellikle iş ve aileyle alakalı temiz gözyaşlarınız var. Aşkınız daha ta, daha steril, daha sizi üzmüyor, yormuyor. Hani o kadar temiz ki şimdi göstereceğim. Bir kere ciddi anlamda baş tacısınız. Sizi çok 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 yücelten bir insanla berabersiniz. İlişki kısmına baktığım zaman. Şimdi ne diyorsunuz? Buket Hanım diyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar iş tarafınızla alakalı bakın o para durumu Haziran ayında her neyse o parayla alakalı belki de para biriktirip bu işe gireceksiniz bilemiyorum ama işin başına dimdik durduğunuzu görüyorum. Bu iş size güzel para getirir. Küçük küçük balıklar var etrafında. Yani bereketli bir işe adım atacaksınız. Hayatınızda aşkım şu olsun evimde bu olsun işimde böyle olursa başka da bir şey istemiyorum dediğiniz her ne varsa hayal tablonuz hedefiniz isteğiniz bu her ne ise net bir şekilde size ki arkadaşlar Haziran ayından sonra güneş doğuyor. Yani çok bereketli bir fal. Her şeyden önce uçan halı gibi gördüğüm bir şeyin üzerindesiniz. Gönlünüzce yaşıyorsunuz bu hayatı. Eş tarafı size aileyi de destekleyebilecek güzel getiriler sağlar. Haziran ayın başında ödemeniz gereken para mıdır? Almanız gereken bir malın karşılığı mıdır? Cebinizden çıkacak bir paranız da varsa dahi bu para çıkar ama sonuç sizin aslında kazanımınızı sağlayacak bir iş tarafı veriyor. Aile içerisinde hatta üç kişinin karşılıklı konuşması var. Bir bilinmezlik, bir böyle kafa karışıklığı bir süreciymiş gibi. 3 kişi konuşuyor gayet tüm soru işaretleriniz gider. Aş tarafınız birinin başta acısınız, biri ağzınızdan çıkan kelimeye bakıyor ve gerçekleştiriyor. Benim ilişkim yok gidiyorsanız kesinlikle o gördüğüm dudak dudağı durumu sizin ilişkinizin başlangıcı olur. Ama bu ilişki geleceğe taşınılır, evliliğe taşınılır, güzel bir yuvaya taşınılır arkadaşlar. Aş tarafınız tertemiz. Kazanan da bir adamla beraber olduğunuzu görüyorum. Yani izleyen erkek arkadaşlarım. Haziran Haziran'a itibariyle bir yuva kurabilirsiniz ama kazanan bereketli bir cebiniz var burada. Bunu çok net görüyorum. Aileyle ilgili geniş aile diyorum ben bu kısmı anne baba vesaire kardeşlerle alakalı şu belirsizlik süreç özellikle Temmuz ayında Nirvana olsa da Ağustos ayında en geç, en geç Ağustos'ta beklenilen para gelir çözüme ulaşır sıkıntı yaşanılan zıtlıklar 3 kişinin konuşmasını çok net görüyorum oradaki belirsizliklerin netleştiğini çok net görüyorum yani aile içerisindeki belirsizlikler bitiyor en geç Ağustos ayında da siz almak mı isteniyor alınır vermek ve verilir işte bölünecek mi bölünür vesaire gibi değerlendirin bunu. Sonrası uçan alı ve böyle istediğinizi sanki istediğiniz şekilde yaşıyormuşsunuz gibi. Bir kere kendinizi ispatladığınızı görüyorum özellikle iş yerinde. Gelecekten inanılmaz ümitlisiniz. Yani ben hep şey diyorum arkadaşlar diyorum gardınızı yüksek tutun yani umudunuzu. Sınav dünyası. Geçmişte vardı sınavımız. Bugün var. Yarın da olacak sınavlarımız. Ama umudumuzu her zaman dinç tutmalıyız. Tam da bu dediğim şey aslında. Yani bu falın sahibi yani siz özellikle Ağustos ayında uçarak istediğim hayatı yaşıyorum diyorsunuz ki zaten ümitli olduğunuz için de aslında üzerinize olumluyu çekiyor gibisiniz. Şunu söyleyebilirim Ağustos ayından sonra bu iş size aileyi bile ilgilendirebilecek Ortak tarlama alsak, ev mi alsak, yazlık mı alsak, kışlık mı alsak dedirtirir bilemem. Ama ailenizi de ilgilendirebilecek bir bütçeye sahip olup sanki toplu bir parayla bir şeyleri ortak olacaksınız gibi. Hani bir miras bölüşümü değil. Baya baya bu iş size para kazandırıyor. Hani üç kardeşiz biz ya. Üçümüzde bir yazlık mı alsak ödesek taksit taksit mi dersiniz bilemem. Ama bu iş size iyi bir mal aldırır. Üstelik aileyi de etkilendiren, etkileyen bir mal alımı gibi duruyor açıkçası hakkınız daha hayırlısı olsun falınız çok bereketliydi İnşallah söyledim tüm güzellikler çıkar ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum her şeyden önce ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz Arkadaşlar zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz bu kahve falı Instagram hesabından ulaşım sağlayabilirsiniz Aşağıda bir link bırakıyorum ki aşağıdaki link telefon linki arkadaşlar. 0533 031 0132 numaralı hat üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz. Ben tüm pozitif enerjimi sizlerden alıyorum. Burada bir emek veriyorum ama emeğimin karşılığını aldığım için çok mutlu oluyorum. Bu bana enerji veriyor. Bu yolda doğru bildiğimi doğru şekilde yapmaya devam ediyorum sayenizde. O yüzden iyi ki sizler de varsınız demek istiyorum sizlere. Ee, bunun dışında her videomun sonunda ben mutlaka kendi duygu düşüncelerime yer veriyorum. Bu biraz benim bir tarzım mı oldu bilemedim ama. Ee, çünkü size özel fal bakmışım da sonra sohbete devam ediyormuşum gibi hissediyorum. Burada genelde hani benim kendi hayatıma ve çevremdeki tüm insanların hayatında olmasını istediğim temenniler var daha çok. Yani zor dönemlerden geçiyoruz. Psikolojimiz de zorlanıyor artık. 7'den 70'e sıkıldık. Ve yani bugün bunları yaşayabileceğimiz hiçbirimiz düşünmemiştik. O yüzden diyorum ki ben hep yarın da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Niye umudumuzu kıralım? Niçin ümidimizi yani yarınlardan niye elimizi eteğimizi çekelim? Daha yarınlar bize kim bilir neler yaşatacak? Hep diyorum ki dinç durun, gardınızı yüksek tutun yani umutsuz olmayın. Bunun dışında bedduanın negatif enerjisinden çok korkuyorum. Yani evet bir insan canımı çok kötü yakıyor. Evet ve ben o insana karşı demek istiyorum ki ya ben ne kadar üzgünsem sen de o kadar üzgün ol istiyorum. Demek istiyorum. Ama bunu sadece ilahi adalete teslim etmek benim için en doğru olduğunu düşündüğüm bir yapıdır. Negatif enerjisi döner dolaşır bana gelir sevdiğime gelir aman diyorum. Allah kalbin ekmeğini yedirsin diyorum. Rabbime bırakıyorum. Şimdi bir kalpte yalan varsa e, haset varsa bir işin içinde zaten orada o toprakta ekilen tohumlar yeşermeyecektir en güzeli Allah kalbin ekmeğini yedirsin demektir ben tüm çevrem için bunu yapmışımdır yapmaya da devam etmekteyim e, ve de ben şimdi hep e, bütün videolarımın sonları yani altları yorumlar kısmı hep açık bütün videolarımda bu böyle yani çünkü herkesin bana ulaşabilmesini istiyorum. E, düşüncelerinize değer veriyorum. Taleplerinize, isteklerinize, eleştirilerinize, fikirlerinize kesinlikle benim için çok kıymetliler. Sadece bazen hani e, klavye delikanlılığı gibi bir ibare vardı ya zamanında insanlar böyle atıp tutuyorlar falan. Bazen öyle özel yazılar, mesajlar geliyor ki böyle benim hayatımda hiçbir zaman böyle hadsiz insanlara olmalarına izin vermiyorum. Bu kanal alımda da böyle. Yani herkesin eleştirisine saygı duyuyorum. Hadsizliğine asla müsaade etmiyorum. Buradan da e, izleyecekler varsa da hassizlik yapmayı planlıyorlarsa da lütfen karşılıklarını da çok böyle e, buradaki naifliği beklemesinler. Çok gerçi naifçe reddediyorum o ayrı bir konu ama e, çok daha böyle diyorum insanların dura dura psikolojileri kesinlikle bozulmaya başlamış artık. ettiriyor açıkçası. Öylesi mesajlar gelmiyor da değil. Ama ben yürekleri güzel insanlardan gelen desteklerle ayaktayım. Ayakta durmaya devam ediyorum. Yolumda devam ediyorum. İnanın iyi ki sizlerle varsınız diyorum. O yüzden hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Su akar yolunu bulur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sağlığımız yerinde olsun yeter ki. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.